Şu an saat 10 çeyrek var. Aslında saat 9'da olacaktık Silivri Mutfak'ta. Ancak bugün birazcık daha farklı duruma geldi. Ancak geldik yani, sonunda geldik. Silivri Mutfak'a doğru gidiyoruz. Bugün yanımızda Fuat arkadaşımız var. kendisi bizim iş yerinden arkadaşımız. Aynı zamanda Deniz'in de yüksek sanatsal arkadaşı. Şu an Silivri Mutfak'a yürüyoruz. Aslında şöyle, bulunduğumuz şu an nokta metrobüs durağıyla anlatırsak Cihangir ile Mustafa Kemal Paşa durağı arasında Beylikdüzü'ne giden yolda hemen yan yolda kalan bir yer Silivri Mutfak. Ve şu an biz Mustafa Kemal Paşa tarafından Cihangir durağına doğru yürüyoruz ve yürüyüşümüz tam tersi yönde. Ve şimdi Silivri Mutfak'a doğru gidiyoruz. Bugün itibariyle YouTube üzerinde vloglara başlıyoruz. Dünya üzerinde veya Türkiye üzerinde, yani dünya üzerinde yediğimiz, içtiğimiz, gezdiğimiz, tozduğumuz her şeyi sizlerle paylaşıyor olacağız. Bugün içerisinde çekim yaparken sizlerle aynı zamanda da arka plandan görüntüler sağlayacağız ki bu sayede bizim yaptığımız işin de ne kadar bir hal, ne kadar da zor olduğunu görmüş olacaksınız. Bu sayede hem bizlerden haberdar olacaksınız hem de arka plan neler dönüyor, ne kadar zor olduğunu, hakikaten çok zor olduğunu göreceksiniz. Ki bahsettiğim bu süreler yeri geliyor 14 saat bile oldu. Hakikaten şey, Fuat bu güllaç tarifi vardı ya. Evet. Onu 14 saatte yaptım. Yani çok uzun sürüyor çekimi. Yemek yapıp geçmek çok oluyor ama çekim süresi çok daha zor. Onun dışında mutfağı göreceksiniz. Mutfakta arka planda neler kullanıyoruz, hangi ekipmanlar kullanıyoruz, neler oluyor. Hepsini birebir görüyor olacaksınız. Ve şimdi birazcık ara verelim. Suyu mutfağı alalım. Deniz gelmiştir inşallah. Bu şekilde sağlıyoruz, göreceğiz bakalım. Şu an hala yürüyüş devam ediyoruz. Aslında çok kısa bir süre yürüdük. 3-4 dakika kadar. Silivri Mutfak'a geldiğimiz yere, yaklaştığımız için tekrar çok başladık. Bulunduğu nokta hemen karşı tarafta görüyorsunuz. Gelişme arasında meslek için kutu var. Onun dışında tam ileride Cihangir durağını görebiliyorsunuz. Belki görebiliyorsunuz, bilmiyorum şu an. İleride metrobüs durağı var. Ve üst geçit görüyorsunuz. Üst geçitin hemen dibi. Hakikaten dibi yani. Şu an mutfağa doğru gidiyoruz. Hatta Deniz gelmiş herhalde. Cam açılmış. Aynen, Deniz bak hazırla başlamış bile. Oradan buraya bir şey atma lütfen. Ne yapıyorsun oradan? Hayır, tabii ki de hayır. Adam oradan bir şey atıyor bana ya. Evet. Şu ışığı yaksaydın da işimize yarasaydı bana. Hoppa. Aa, halı girmiş eve. Sensin ki. Bir şey yapıyoruz lan, devam edelim. Hayır. Sen kaçta geldin buraya? Yeni. Yeni mi geldin? Hemen başlamışsın çalışmaya zaten. Her neyse. Saçlara falan. Şey, hem meyveden hem de sebzeden yapabilirim, onu söyleyeceğim. Yani havucun suyunu sıkarak da aynı tarifi yapabilirim. Cezeri. Ama sen havucun suyu sıkarak yapabileceksen öyle bildiğiniz gibi lokumu şu şekilde yapıyoruz. Siz bunu isterseniz böyle yöntemlerle de yapabilirsiniz. Yok, şey diyeceğim. Bu tarifi istediğiniz meyve veya havuç gibi sebzeler bile yapabilirsiniz. Olabilir. Bugün ne yapıyoruz ki? Bugün ne yapıyoruz ama? Yeşil erikli yapmıyor muyuz? Tamam. Tamam, ama sen hiç yeşil erikli lokum demedin başta. Onu söyleyeceğim, bu ayrı bir şey. Ekstra bilgi mi? Yani istedikleri gibi yapabilirler gibi. Sonuçta bu tarifi her şeyde standart uygulayacaklar. Yani havuçtan cezerye gibi de yapabilirler bence. Ya da pancarı denemek lazım.
Okey, hadi ya bir bira bismillah. İlk başlayalım. Deniz, peki bugün ne yapacağız? Onu söyle bari de. Bugün ben Türk lokumu yapıyorum. Bir de yarım kalmış şerbet videomuz var, onu tamamlayacağız. Hı-hı. Sen de iki tane tarif aslında yapacaksın. İki tane tarif. Bir tanesi rustik olacak, bir tanesi modern olacak. Hadi bakalım. Vallahi bakalım. Hayırlısı diyelim. Hadi bakalım. Hadi bekliyorum ben de. Merakla. Kolay gelsin. Tarif. Sağ olsun. Sezer sen çekeceksin. Ben çekeceğim şu an. Ben de burada oturup izleyeceğim. Neyi çekeceğim ya? Mutancı neyi? Sen yapacak mısın? Tamam ben yapacağım. Sen çekeceksin işte. Tamam. Yok Fuat çekecek. Abi. Ben otururum orada. Niye böyle? Ben yemek yiyeceğim. Yemek yiyeceğim. Adam yemek yiyeceğim dedi ya. Ben yemek yiyeceğim. İnsafsız. Ya bana verilen bilgi de öyleydi mailde. Mailde. Yemek yenecek. Bana öyle bir haber gelmedi. Yemek yenecek derdi. Video çekilecek. Fuat Bey gelmiş video çekmek için. Videoyu da sen yapacaksın. Bana öyle bir haber gelmedi. Bana öyle bir bilgi gelmedi. Gelseydin gelmezdim. Hadi başla. İşte beraber çekersiniz abi. Sen konuşmaya hazırladın mı? İşte. Tamam, okey. Şey, bir de şu mutfağı göstereyim de. Onu da halledelim. Mutfak... Vlog mu? Tabii, tamam vlog aynen aynen. Tamam, becerirsin inşallah. İnşallah bu sefer deniyoruz artık. Her sefer deniyoruz. Asıl mutfak şu ufak kısımdı. Sonra buraya evrim geçirerek bu hale geldi. Gördüğünüz gibi sistemde böyle bir kamerayla monitör çekimli olarak çekim yapıyoruz. Burada tabakların olduğu, işte ekipmanların olduğu kısım var. Taşınabilir şeyler var. Ekipmanlar buralarda. Onun dışında buradaki her şey zaten el yapımıyorlar. Ürünler. Böyle bir mizanplasımız var. Mizanplası var. Deniz'in yapacağı konuşma. Bayağı şey yapmış aslında. Arka planda ekipmanları tutuyoruz veya işte ufak görünmeyecek şeyler var. Kitaplar, notlar, köşeli bezler, işte lensler. Her şey bu kısmı. Alt taraftan çekildi malzeme dolu. Böyle bir kırmızı kafa adı böyle ışık var ama o tabi değişik yakın zamanda. Özünün şey yapmış. Yüz altı kitaplarımız var, arşivliyoruz. Hazır mısın sen? Ben hazırım. Sen hazır mısın? Atalite hazır ya. Bakayım. Yine okuldaki uykusu hallerim devam ediyor. Adam yapıyor ya. Adam ya ben gece uyuyamadım herhalde. Bunu açıyor muyuz? Kendi mi açıyoruz şu an? Yok açacağız. Şu an zaten aslında açık. Sen sadece rekorda basacaksın mı? Bakın. Açık. Yönetmen Sezer. Şu an başladı. Ben açık. Onu açacak mısın o mikrofonu? O açık. O da açık. Ha. Evet bu tamam mı? Hazır mısın? Yok şuraya nasıl? Merhabalar, Stüdyo Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk lokumu yapacağız. Bu tarifi istediğiniz meyve suyundan veya havuç gibi sebze sularından yapabilirsiniz. Şimdi tarife geçelim. Yeşil erikliği söylemedin ya. Onu söyleyeceğim. Tamam. En baştan başla bakayım bir. Tam metin. Ha, tam metin mi? Merhabalar, Stüdyo Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk lokum yapacağız. Bu tarifi istediğiniz meyve suyundan veya havuç gibi sebze sularından yapabilirsiniz. Bugün sizlere yeşil erik suyundan Türk lokum yapacağız. Şimdi tarife geçelim. Tamamdır. Yeşil erik. Bir şey yapsın. Böyle keyifli. Çay çorba. Meyve suyu almamışız ya. Olamamışım. Tamam tamam bunu alırım. Lazım mı şimdi Naci? Önce şerbeti mi isteyecek acaba ya? İstiyorsan yapalım 2 dakikada. Ama şu ayarlayalım mı? Konuşalım. Konuşma çekelim sonra şerbeti bitirelim. Sonra işleri döneriz. Okey.
Başlıyoruz. Hazır mısın? Başla. Başında oğlum eline girdi ya. Bu ne lan? Güzel değilmiş ki. Güzel. Ekşim tırak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sonra çok daha güzel olur. Lan yok, erik yok ortada. Ortalıkta erik yok ki. Ben de ki buldum, sen gelmedin ki bana. Ben köyden getirmiştim. Köyden. Köyden getirmiş, az bir şey mi? Yemeği. 40 kaleden. Aa, bizim şey. Ha? Getirdin mi? Sen gelmedin ki abi. Yazdın mı erik getirdik, gel diye. Yazdın mı? Yazmıyor değil mi hiç? Yazmıyor. Getiriyor, hiç kimsenin haberi yok. Kimse, doğumda abi bizi aşağıda yalnızda göreceğiz. Sezer erik getirmiş. Geçmişte Sezer. Neyse, hadi. Hadi. Hadi bismillah. 3, 2, 1, başla. Merhaba. Stop'ta hoş geldin. Dur, böyle yapmıştım değil mi? Yok. Dün söylemiştim, böyle yapmıştım. Yok. 3, 2, merhaba. Orijinal değil mi? Geldiniz. Bu videoda sizlere yeşil erikle tüp dokumu yapacağız. Böyle diyeyim, daha iyi. Hayır, bu daha iyi. 3, 2, 1, başla. Merhabalar, stüdyo mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil erikli tüp dokumu yapacağız. Kaldı. Nasıl bakıyor? Ne diyecektim ben? Ne diyecektim ben? Tamam, gemi var. Gemi var. Hadi. Veda. Başlıyoruz. 3. Abi tipi bakmadan girmesi sattık. Bu tarifi çeşitli meyve aromalarıyla birlikte havuç gibi, pancar gibi, sebze aromalarıyla da yapabilirsiniz. Aromaların sularından yapabilirsiniz. Şimdi tarifimize geçebiliriz. Hadi 3, 2. Göbeğim var ama zayıf. Göbeğim var ama zayıf. Tamam hadi. 3, 2, 1. Başla. Merhabalar, stüdyo mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil erikli tüp dokumu yapacağız. İsterseniz bu tarifi dilediğiniz meyve sularından veya havuç gibi sebze sularından yapabilirsiniz. Şimdi tarife geçelim. Bir daha. Eksik. Oldu ama eksik. Çok hızlı oldu, bir daha. Çok hızlı bir kelime eksik. Burada Sezer'e çekiyorum artık, hani o yan yanayız ya sürekli. Onun gibi konuşmaya başladım, inanılmaz bir olay. Bir daha. Merhabalar, stüdyo mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil erikli tüp dokumu tarifi yapacağız. Bu tarifi... Bir kere buraya gelir misin Allah aşkına? Bir geç. Bir geç, hatta yaka mikrofonu buraya gerek yok. Direkt sadece konuşuyor. Konuş. Ben de burada oturayım, sana bak. Yaka mikrofonu kapatsana. Üç, iki, bir, başla. Merhabalar, stüdyo mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil erikli tüp dokumu tarifi yapacağız. Bu tarifi dilediğiniz meyve sularından yapabilirsiniz. Aynı zamanda havuç gibi, pancar gibi çeşitli sebzelerin sularından da gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi tarifimize geçebiliriz. Tabii, gerçekleştirebilirsiniz. Tamam, gerçekleştirebilirsiniz. Çık! Tamam, sen oğlum meyve suları. Aç izleyelim, aç. Aç izleyelim. Meyve suları. Dur, bak. Nerede o? Şurada. Kapattın mı Ece? He, kapattım onu. Ama ilk kez deniyorum. Telefon çalıyor. Çalsın. Bakayım, bilmiyorum ama bakayım. Ya oradan yapınca çok ışık parlıyor ya. What? Şimdi tekrar açalım abi. Ayarlayalım ama. Başlayalım. İnşallah çabuk tutuyor. Niye onu çabuk tutuyor şansı? Ya öyle. Normal değil ya. Aslında yara yani. Bayağı itiyor da. Videolara geçince iş değişiyor. Şimdi tekrar başlatalım abi. Şimdi şeye geçiyorum. Görüntü ayarları var mı? Geldi görüntü. Oğlum çok iyi lan. Birden böyle geldin ya. Tak. Çok iyi. Açıldı. Rahat bulundum ya. Yok lan, orada yoktu. Okey, hadi. Tamam. 3. 3, 2, 1. Başla. Merhabalar, stüdyo mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk dokumu. Tabii. Türk dokumu. Tabii Türk dokumu yarımsın. Aç. Beni biliyorsun abi sen. Bir saniye. 3, 2. Açıp kapatıyor musun? 3, 2, 1. Başla.
Merhabalar, Stüdyo Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil erikli Türk lokumu yapacağız. Bu tarifi isterseniz meyve sularından veya sebze gibi meyve sularından yapabilirsiniz. Oraya bakıyorum, nasıl bakıyorum? Sebze gibi meyve suları. Sebze gibi meyve suları. Baktın, ne diyor bu dedi ya? Ben buna bakıyorum, tamam mı konuşurken? Oraya bakıyorum, sonra döndüm ona bakıyorum. Kanka şeyde, bu tarifi çeşitli meyve sularından yapabilir, dilerseniz de sebzelerden de havuç, pancar gibi tatlı sebzelerin sularından da yapabilirsiniz. Pancar tatlı mı? Şeker pancarından bahsediyorsan hayır. Ya pancar tatlı değil ama şey de değil, acı da değil yani. Acı da değil. Mayo tadı var, güzel yani, olabilir. Pancar olur ya, bence de pancar olur. Bana olur gibi geliyor şu. Şeker pancarı var mesela. Yani bu tencere yemeğini yapacağız. Bu yemek 15. ve 16. yüzyıldan günümüze geldiği öngörülmektedir. Bu yemeğin rustik halde pişireceğimiz... Ve dedi değil mi? 15. ve 16. yüzyıldan dedi. Tamam. Ve değil, veya. Veya. Tamam. Bir daha. İkincisi de ilkokulda şiir okuturlar ya çocuklara. Onun gibisi. Haksız mı? Çok kasıyor. Günaydın arkadaşlar. Geldin. Tamam, hadi başlayalım. Rahat git. Baba. Tamam, hadi. 3, 2, 1, başla. Merhabalar. Stüdyo Mutfağı'na hoş geldiniz. Olmadı, çok hızlı gitti. Bir daha. 3, 2, 1, başla. Sizler artık böyle izleyebiliriz, katılamıyorum. Gidecek mi? Tamam, hadi bakalım. 3, 2, 1, başla. Merhabalar, Stüdyo Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün size... Yap. Öyle yapma senin... Yapma. Ses tonu iyi, abi sen bana niye bakıyorsun ya? Tamam. Oğlum ben öğretmenim, sana şey veriyorum, direktif veriyorum, ben yapıyorum, şu an yapıyorum. Şşş. Ben yapacağım. Yapacağım. Hadi başlayalım. Arjun abi, hadi 3, 2, 1, başla. Tamam, hadi. 3, 2, 1, başla. Merhabalar, Stüdyo Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı mutfağı klasiklerinden mutancan yemeğini yapacağız. Bu yemek 15. ve 16. yüzyıldan geldiği öngörülmektedir. Aa, veya! Tamam, bir daha hadi. Tamam, oluyor, okey. Hadi. Ses tonu falan şey iyi. Değil mi? Kanka görüntü kötü. Yapacak bir şey yok artık. Hadi hadi. Hadi hazırlan, neresi yedek oyuncu? 3, 2, 1, başla. Merhabalar, Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı mutfağının yemeklerinden... Olmuş aslında, o yemeklerinden olmuş. Osmanlı mutfağının klasiklerinden... Bu dördüncü yemeği yapamaz, hayatta vakit kalmaz. Yaparım. Hadi. Saat 3. Ondan sonra çekeriz. Bir tane yemeği sonra çekeriz de diğerini... Bu hızlı bir tane, diğeri daha hızlıdır. 3, 2, 1, başla. Merhabalar, Stüdyo Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı mutfağı klasiklerinden mutancene yemeği yapacağız. Bu yemek 15. veya 16. yüzyıldan günümüze geldiği öngörülmektedir. Yüzyılınıza. Genelde öyle yap. Aynen, bu gitti. Hadi. Sıcak mı adam? Sıcak abi, yakıyor oğlum hakikaten. Bayağı bir yakıyor şu an, terizli. Sıza en son gerçekten bu dublaj işini ciddi düşünmeye başladım. Güzel, deniz koyacağım bir 3, 2, 1, başla. Merhabalar, Stüdyo Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı mutfağı klasiklerinden mutancan yemeği yapacağız. Bu yemek günümüze 15. veya 16. yüzyıldan geldiği öngörülmektedir. Bu yemeği rustik halde pişirmek için geçelim. Geçelim. Geçelim buraya. Geçelim. Geçelim, siz geçelim mi? Tamam, en son olmadı, kafa olmuyor. Ya kanka bak, 3 cümle kuracaksın, 3 cümle. Merhabalar, Stüdyo Mutfağımız. Bir daha, bir daha, hadi. Hadi hadi başla, hadi. Bak, 3 cümle. Merhabalar, Stüdyo Mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı mutfağı klasiklerinden bir tercih yemeği yapacağız. Bu yemeğin günümüze 15. veya 16. yüzyıldan geldiğini görmektedir. Şimdi tarifimize geçebiliriz. Bu kadar yeterli yani. Tamam, hadi. Şurada kumanda falan yok mu ya? Ben yapayım mı? Yok yok. Tamam. 3, 2, 1, başla. Merhabalar, Stüdyo Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı mutfağı klasiklerinden mutancere yemeği yapacağız. Bu yemek 15. veya 16. yüzyıldan günümüze geldiği öngörülmektedir. Rusik halde pişirmek. Bak kanka, bu yemek öngörülmektedir dediği zaman cümle düşüklüğü var. Bu yemeğin mi? Tabii bu yemeğin. Tamam. Come on bro! Hadi. 3, 2, 1, başla.
Merhabalar, Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı mutfak klasiklerinden mutancen yemeği yapacağız. Bu yemeğin 15. veya 16. yüzyıldan gel... 10. Tamam. Kaldı orada. Bir daha. 3, 2, 1... Merhabalar, Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı mutfak klasiklerinden mutancen yemeği yapacağız. Bu yemeğin 15. veya 16. yüzyıldan günümüze geldiği öngörülmektedir. Rustik olarak pişireceğimiz tarife geçelim. Bir eksik var değil mi? Bir eksik var yani. Sonunda da böyle zayıflıyoruz. Çok zayıflıyor evet. Yani direkt böyle ses yukarıdan aşağı iniyor. Aşağı iniyor. Kendinden... Merhabalar, hoş geldiniz. Kendinden tamam. Eminliğe gidiyorsun. Yani... Dur, tamam, okey. Hadi, ses sonra kaynaklanır. Sizler hiç ekran şeyin yok ya. Yok abi. Hadi başlayalım ya. Halbuki senin olması lazım. Hadi başlayalım. Hadi, hadi, hadi güveniyorum sana. Gelecek mi? Yoksa hadi. Bas. İstersen bir hava al önce. İyidir. Bak bunu oluyor mu acaba? Valla oluyor şu an. Dur başlatıyorum onu. İstersen hava al. 3. Ben başlarım dur. Buradan başlıyor herhalde tamam. Aynen valla başlıyor dur. Sen de kenara çıkma. Ben kendime deyim bunu sıfırlarda. 3, 2, 1. Merhabalar. Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı mutfak klasiklerinden mutancen yemeği yapacağız. Bu yemeğin 15. veya 16. yüzyıldan günümüze geldiği öngörülmektedir. Bu rustik halde pişir. Aa oldu. Kapattım. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Dur abi dur. Sezer olur bırak olur. Tamam tamam hadi. Adam güldüğü için yapmıyoruz en azından. Sen tamam. Hadi kanka biraz hadi. Varlık göster. Hadi bir dur provasız yap. Merhabalar. Stüdyo ya Sezer merhabalar neyi merhabalar. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Senin şey sorunun var. Tonlama mı? Hayır. Diksiyon. Ne sorunu derler biliyor musun? Drama, konsept sorunu var. Hani cidden yani uymuyor yani siz sanki çok böyle farklı bir adamdan gelir şu an. Farklı adamdan gelecek zaten biraz sonra. Ay kanka dur. Merhabalar. Böyle mi? Ne değil? Oğlum bu ton bu. Ya kanka bak. Ton bu. Böyle ton yok ya. Gülmüyorsun bir kere. O zaman tarife geçelim. Onu sonra çekiyoruz yine. Hayır. Hadi bakalım. Hadi tamam. Ya şu yemek pişsin artık. Tamam hadi. Abi direkt etleri direkt şey yapacağım. Yıkayıp. Evet merhabalar. Şu an saat 11. Aslında akşam saat 10'da girdim ve bir saatlik bir mola verdim kendime açıkçası dinlemek için. Çünkü bugün hakikaten çok yoğun bir gündü. Bugün içerisinde 11 saatlik, 12 saatlik bir çekim içerisinde 4-5 adet tarif videosu çektik. Bunları tabii zamanla size yayınlıyor olacağız. Ve bir yandan da vlog denemelerini yaparken de tabii ki de onlar da işin içerisinde. Bununla beraber bu vlogda eğer olursa bir sonraki duran Bangkok olacak. Ve denemelerimi bu şekilde yaparak bulmaya çalışıyorum. Açıkçası teknik olarak da sizlere daha iyi kayıt verebilmek amacıyla çabalıyorum. Umarım olur. Hakikaten şu an ben de bilmiyorum nasıl olacak. Deneyeceğim çünkü bir montajına girmem gerekiyor. Bu çekim dışında yani vlog dışında Stüdyo Mutfak'ta neler olduğunu gördünüz. Aslında çok eğlenceli geçiyor gibi görünüyor ama işin aslında ciddiyet kısmını size gösteremedim kusura bakmayın. Konuşmalar yarım saat 45 dakika alıyor. Yani aslında söyleyeceğiniz 3 cümle, belki 4 cümle. Ama tonlaması, surat ifadesi, mimikler, her şey var işin içerisinde. Ve bununla beraber orada o noktayı yakalamanız gerekiyor. Olmuyorsa olmuyor. Bir daha yapıyorsunuz. Teklememek gerekiyor, takılmamak gerekiyor. Aslında şu an mesela bu konuşmayı bile 3. ve 4. kez çekmiştim herhalde. Yani o duruma geldik. Bunun dışında orada diğer kısımda tarifleri pişirirken de zaten şu an artık ana yemeklere doğru böyle adım atıyoruz. Yine tatlılara, çorbalara, salatalara, minimum mezeleri gibi şeylere geçiş yapacağız. Bunun içerisinde zaten göreceksiniz ilerleyen zamanlarda yaptığımız tarifleri zaten yayınladıklarımızı göreceksiniz. Ama ana yemeklere geçince rustik halinde rahatça yapıyorsunuz ama modernize etmeye geldiğiniz zaman işler çok karışıyor. Çünkü modernize ettiğiniz şeyi ayrıntılı çok daha fazla oluyor. Çünkü 5-6 adımdan
aslında hani 5-6 tariften oluşan bir bileşim. İçerisinde birçok malzemeler oluyor. Ve bunların içerisinde biz tekrar bir tane daha video çıkarıyoruz. Bundan önce gördüğünüz videolar gibi, mesela örnek veriyorum, pastırmalı yumurta yaptığımız için aromalı yağ gibi. Veya başka bir defnede balık için fındıklı tartor gibi. Bunları ayrı ayrı parçalardan oluşturup bir araya getiriyoruz. Ama bu parçalarda toplamında bütün rustik halde yapılan yemeklerin içeriklerindeki malzemeler %90'ını oluşturuyor. %10'luk kısmı bizim değişim yaptığımız veya ekleme yaptığımız veya farklı yöne çevirdiğimiz veya kimyasal maddeleri kullandığımız noktalar. Bu yüzden bu ayrıntıları da kullanarak aslında çok daha iyi bir duruma sokuyoruz. Ve sizin de gördüğünüz gibi aslında var olan bizdeki Türkiye'nin geçmişinde var olan, yani aslında Osmanlı topraklarında yaşanmış ve görülmüş ve kültürümüze bugüne kadar gelmiş olan tariflerin aslında çok farklı olduğunu ve daha bilinmeyen birçok tarif olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Bununla beraber biz onu günümüze uyarlıyoruz. Günümüze uyardığımız zaman da iş hakikaten çok daha farklı bir konuma geldiği için birazcık uzun sürüyor. Hakikaten çok uzun sürüyor. Ve bakalım ilerleyen zamanlarda bunları göreceksiniz. Birçok denemesini yapıyorum. Olursa çok daha güzel olacak. Umarım beğenirsiniz. Umarım ki ilerleyen zamanlarda size daha farklı yayınlar yaparak veya daha farklı noktalardan oluşarak sizlerin akıllarına yer ediniz. Belki de ilerleyen zamanlarda bilmem tadabilirsiniz de. Öyle bir imkanlarınız da olabilir. Bir ihtimaller doğrultusunda neler olacağını göreceğiz. Bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın.